Ferit denebilir, meczup denebilir. Yani ben iktidarın ve iktidar medyasının ifadeleri gibi anlaşılsın, öyle söylüyorum. Böyle şeyler söylenebilir. Fakat tabii burada asıl olan şu, bir siyasi saldırıdan söz ediliyor. Mithat Sancar, eş başkan, dün İstanbul'daydı. Aslında İstanbul'a Ankara'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla röportajdan Görüşmeler. sonra Halk TV'de canlı yayına katılmak için gelmişti. Suat Toktaş da canlı yayın için gelmişti. Bu olay patladı. Tabii ki hemen Bahçeli Evler ilçe binasına gitti ve orada dedi ki HDP siyaset dışında bırakılmak isteniyor dedi. Şimdi dediğim gibi bu saldırıları bir kenara bırakalım. Ankara'nın tavrıyla devam edelim. Siyasi saldırı ya da HDP'nin siyaset dışına itilmesi yorumlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu yapılanlar zaten siyasi saldırı ve Deniz Poyraz cinayeti de bir siyasi cinayet. Yani bu gerçekten şöhretli ve ünlü bir siyasetçi olmadığı zaman siyasi cinayet olmuyor değil Türkiye'de. Basbayağı siyasi cinayet oluyor ve aslına bakarsanız çok yerde oluyor. Yani panzerle öldürülen çocuklar da, evlere girilen çocuklar da bir tür siyasi cinayet aslında. Baktığınızda kadın cinayetleri de politik diyoruz. Bunların hepsi siyasi cinayet. Evet, biz doğru siyaset dışı parti olarak bırakılmak isteniyoruz. Çünkü biz 2015'ten itibaren bazı planları bozduk iktidar partisi açısından. Ne Yani gibi? bunun devamı var. Ne gibi? Türkiye'de barış olacaktı. Türkiye'de gerçekten 81 milletvekiliyle biz parlamentoya girmiştik ve Türkiye'nin çok renkliliğini temsil ediyorduk orada. Gerçekten farklılıklarımızla parlamentodaydık ve daha gelişkin bir demokrasi ihtimalini taşıyorduk. Bunu meclise taşıma ve bununla birlikte Türkiye'nin daha demokratikleşmesi. Ama demokratik bir Türkiye'yi baskıyla yönetmek kolay değildir Ayşenur Hanım. Yani diktatörler böyle yönetimler istemezler, çoğulculuk istemezler. Yani bugün sokak hayvanlarına bile bulaşıldığını görüyoruz. Yani bununla ilgili bile bir ötekileştirmeyi yaşadığımız bir ülkede gerçekten. Sonuçta burada yaratılmak istenen şey, insanların birbirine düşman olması, nefret duyması ve HDP'nin de kriminalize edilmesiydi. Bir süre bunu başardılar. Yani bir süre Halkların Demokratik Partisi'ni, partimizi kriminalize etmeyi başardılar. Ama az önce de söylediğim gibi aslında şimdi yurttaşlar tarafından da bu gerçekler görülüyor. Yani bu sadece HDP ile alakalı değilmiş. Biz defalarca söylüyorduk. Bakın, hiçbir kayyum dosyamızda, hiçbir belediye başkanımızın dosyasında oraya buraya para gönderiyor iddiası bile yok diyorduk. Ama İçişleri Bakanı Soylu mecliste geliyordu, bas bas bunları bağırıyordu. İçişleri Bakanı Soylu geliyordu, tam da nedense bütçe görüşmeleri sırasında, tam bütçe görüşmelerinin olduğunun, onun bakanlığından bir gün öncesinde bir olay patlatıyordu. Ertesi gün geliyordu, onu meclis kürsüsünde söylüyordu ve ondan sonrasında bu Patlatıyordu olayı yalan, derken kendisi yaratıyor, yalan üstüne kuruyor siyaseti. Yani birileri öfke üstüne kuruyor, birileri yalan üstüne kuruyor. Kendisinin bulaştığı her işte suçla ilgili, ne bileyim, Suçişleri Bakanlığı da diyoruz biz bazen gerçekten. Çünkü sürekli kim hangi şaibeli ilişki kurmuşsa onunla fotoğrafı var. Bizimle ilgili bir şey patlatarak, aslında tırnak içinde patlatarak diyorum, sonuçta kendisiyle uğraşılmasının önüne geçmiş oluyor. Çünkü o bakanlık bütçesi görüşüleceği zaman biliyor ki bütün muhalefet partileri kendisiyle uğraşacak. Kendisinin gerçekten onunla ilgili şikayetlerle, şaibelerle, suçlamalarla uğraşacak. Bunun yerine kolay olan ne? Yıllardır yapılan ne? Muhalefetin de aynı zamanda düştüğü yıllardır tuzak ne? HDP'ye saldıralım. HDP'ye terörist diyelim. HDP'ye şunu diyelim. HDP'ye bu suçu atalım. Ama artık bu aydınlandı bence.
Yani Türkiye yurttaşları artık bunu yutmuyorlar. Bu dediğim gibi kimlik ayrıştırmalarını, ötekileştirmeyi ve kriminalize etme çabalarını yutmuyorlar, bunlara inanmıyorlar. Ben bugünlerde yaptığımız görüşmelerde de gerçekten hani dün Roboski'deydim. Bir kez daha anıyorum orada kaybettiğimiz insanları. Ama Türkiye Barolar Birliği Başkanımız da oradaydı. Ve ben onur duydum bir avukat olarak gerçekten. Bu değişimden onur duydum, gurur duydum. Ben Türkiye'nin demokratik bir ülke olabileceğine yürekten inanan bir insanım. Gerçekten yürekten inanıyorum. Ama bu ancak ellerimizi bırakmazsak ve dayanışmayla, birliktelikle ve bu kumpasları boşa çıkarmakla olacak bir şey. Bizi siyasetten tabii ki bir kenara koymak istiyorlar. Çünkü dediğim gibi o yolu yürümeleri bizim olmamamıza şimdi, bağlı. Buna izin vermemek. Yeni bir süreç yaşıyoruz. O çok açık. Her açıdan. Bir kere çok sık benzetme ya da paralellik kuruluyor. 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında 7 Haziran'da milliyetçi oyları kaybettiği görünce bir bölümün en azından açılım süreci çok sert ve hatta çok kanlı bir biçimde sona erdi. Yani neredeyse berhava edildi eski deyimle. Şimdi gene oy kaybı açık olduğu için buna benzer kaotik bir süreç başlayacağını öngörenler var. Böyle yorumlayanlar var. Aynı oyunu tekrar oynar mı? İktidar bilmiyorum. Ama muhalefet aynı muhalefet değil. Yani geçmişten bu yana muhalefet dediğimiz Cumhur İttifakı'nın dışında kalan bütün yelpazeden söz ediyorum. Aynı değil. Temel Karamollaoğlu, arada bir gerçekten kulaklarını çınlatıyorum. Bütün tabuları yıka yıka yürüyor. Bunu İslamcı kesimden yapmış olması da ayrıca dikkate değer tabii ki. Onun için özellikle vurguluyorum. Yanı sıra partinizin eş başkanlarının kapı kapı dolaşıp bir ortak dil arama çabasında olduğu da görülüyor. Şimdi burada bir müsaadenizle Mithat Sancar'ın dün Suat Toktaş'ın programında söylediklerini kısacık vermek istiyorum. Çünkü özetle şunu kastediyor Mithat Sancar. Diyor ki burada diğer muhalefet partileri kadar, Millet İttifakı kadar bize de bir soru sorumluluk ve görev düşüyor diyor. Bir izleyelim, devam edelim. Tabii. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye hazır olduğumuzu söylerken samimiyiz. Eğer bir kendimizle de, kendi sorumluluklarımızla da yüzleşmemiz ve bunlarla bir şekilde politikamızı yeniden değerlendirmemiz gerekiyorsa bunları da kurullarımızda, halkımızda tartışırız. Yüzleşmeniz ve helalleşmeniz de dahil buna. Helalleşme zaten ayrı bir başlıktır. Helalleşme dediğim gibi esas olarak şu an iktidarın yaratmaya çalıştığı bu iklime karşı Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o tabana güven ve güvence verme ihtiyacıyla gündeme getirdiği bir sözdür. Doğru yapmıştır. Yüzleşme ise biraz daha kapsamlıdır. Yani herkesin kendi sorumluluklarıyla yüzleşmesi illa geçmişte sen şöyleydin, böyleydin tartışması değildir. Geleceği demokrasi, barış, adalet üzerine kurmak için yüzleşme yapılır. Şimdi yüzleşmeden söz ediyor. Yüzleşme deyince de tabii tek bir konudan bahsediliyor olduğunu söyleyemem ama herkesin aklına herhalde öncelikle şu geliyor. Kürt siyaseti yapan bir parti olmak yerine Türkiye'nin partisi olması meselesi. Yüzleşmeden bunu mu anlamak lazım? HDP ile terör arasında mesela Selahattin Demirtaş geçenlerde çok net dedi ki çok kesin bir çizgi var dedi. Affedersiniz. Ay yoksa
Size lazımsınız. Ay, Türkiye. Yoksa bunu mu anlamak lazım? Yani PKK ile arasına çizgi çekmek, Türkiye partisi olmak. Yüzleşmekten anladığınız nedir? Ne öngörüyorsunuz önümüzdeki bu kritik süreçte? Ya yüzleşmek aslında hani ben sol siyasetten geliyorum. Herkesin yapması gereken bir şey. Yani ve yapmadığı bir şey. Bütün siyasetlerin aslında Türkiye'de yayılmış olan, hani illa parlamentoda olandan bahsetmiyorum. Bütün siyasetlerin hakikaten yaptığımız hatalar var mı, yok mu, nelerdir ya da neden bir araya gelemiyoruz diye bir bakmaları ve kendi yaptıklarıyla da yüzleşmeleri lazım. Evet, hataysa hatayla da yüzleşmek lazım. Şimdi ben bunu kalkıp da çok hani şu oldu bu oldu örnekleriyle söyleyebilecek bir durumda değilim. Ama bir yandan da hakikaten şuna da artık kızıyorum. Ya ben hani bir tarafı göçmen, bir tarafı Çerkez, bir tarafı işte yani hiç önemsemeyen aslında bütün bunları da bir milletvekiliyim. Ve bu partide gerçekten en önemli görevlerde de yer aldım. Grup başkan vekilliği de yaptım. Ve Türkiye'nin bütün sorunlarına, yani feminist bir siyasetçiyim, kadın haklarından geliyorum, ekoloji hareketimle ilişkilerim var, hayvan haklarını savunurum, başka insan hakları derneğinden geliyorum. Yani Türkiye siyasetini savunmak için genel olarak elimden gelen her şeyi yapıyorum ve bütün arkadaşlarımız böyle. Yani şu bütçe görüşmelerine baktığınızda, ya İkizdere'nin lafını biz ettik, İkizköy'ün Muğla lafını biz ettik. Yani işte bunun dışında ama Hasankeyf'in lafını da biz ettik ve etmek zorundayız. Asıl bunu yapmayanların gerçekten Türkiye siyaseti yapmadığını düşünüyorum ben. Yani Kürtlerle ilgili bir mesele söz konusu olduğu zaman bunu sadece HDP yapmamalı. Bunu bütün siyasi partiler yapmalı. Evet, çok anlamlıydı Şen Yaşar ailesini Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi. Yapılmalıydı bu işte. Evet, Roboski de dün Barolar Birliği Başkanı'yla olmamız gerekiyordu. CHP milletvekilleriyle de yan yana olmamız gerekiyordu. İyi Parti'den de işte başka partilerden de. Nedir biliyor musunuz? Ortada bir yangın var aslında Ayşe Nur Hanım. Yoksulluk yangını da var. Gerçekten halkın yoksulluğuna da derman olmak zorundayız. Bunun dışında aynı zamanda bir düşmanlık yangını var. Bizim bunu söndürmemiz gerekiyor. Doğru. Önce bu yangını söndürmeliyiz. Bu yangını söndürdükten sonra fikir ayrılıklarımız mı var? Temel Karamoğluoğlu'yla mı var? İşte ne bileyim Kılıçdaroğlu, illa parti başkanları üstünden konuşmak da gerekmiyor aslında. Genel olarak ayrılıklarımız mı var başkalarıyla? Tamam, bunları konuşabilmeliyiz. Konuşabilmeliyiz. Evet, yani Türkiye konuşamayan bir ülke haline getirildi. Muhalefet cephesi bunu yapıyor gibi görünüyor. Evet. Evet. Çok evet, teşekkür ediyorum Filiz Kerestecioğlu. İyi yıllar diliyorum. Son bir diliyorum. Şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, lütfen. Ya ben özellikle şunu, hani bazı şeyler çok normalleştiriliyor ya, özellikle bugün Deniz Poyraz'ın davası olduğu için şunu söylemek istedim. Yurttaşlarımız bir şey hayal etsinler. Aslında Deniz Poyraz öldürüldüğünde ya da dün Bahçeli Evler HDP ilçe binamıza saldırı olduğunda olması gereken neydi biliyor musunuz? Emniyet Müdürü'nün, İçişleri Bakanı'nın hemen oralarda olması, ya, hemen özür dilemesi, hemen sorumluluk alması, hemen geçmiş olsun demesi, aileyi sarmalaması, partiyi sarmalaması ve ondan sonra da olmuyorsa istifa etmesi. Yani normal olan budur. Lütfen başka şeyleri normalleştirmelerine izin vermeyin. Hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm halkımıza da iyi seneler diliyorum. Daha iyi bir yılı birlikte daha kuralım iyi bir yıl diyorum. İçin, daha iyi bir dünya.